Eleflerinleri çok olsun Erdoğan. Yayına başlayacağız arkadaşlar. Erken bastım düğmeye ya. Konu başlığı bugün neydi? Sedat Peker değil. Sessizliğe de yenilebilirsiniz. Sessizliğe yenilmek diye bir tabir varmış. Fayansın sen seçler. Sessizliğe yenildik dostum, yenildik. Yenildik. Hayda. Neredesin çayda? İnternet balansı bakalım nasıl? 1,5 dakika oldu GoPro'da. YouTube başlayınca başlayacağız. GoPro erken başlıyor. Sayın Facebook izleyicileri kusura bakmayın. Farem size konuşuyor. Bu fare Kanada faresi. Sevimli bir fare. Gördüğünüz gibi güzel ayaklar da var. 17 dolar para verdik fareye. El yapımı. Eskiden böyle el yapımı bebekler olurdu. Çok faydalıdır. Oyuncağa para vermeyin. Kendiniz yapın. Daha değerli olur diye düşünüyorum. Aldatıldım, aldatıldım. Ben sana... Başlayamadık. Hadi yavrum, başla. YouTube bazen üzüyor arkadaşlar böyle. İnternet bağlantısı. Direkt SageTime programdan girdiğim için direkt yayın yapmıyorum YouTube'dan. Dolaylı bir program kullandığım için. Bazen bağlantı gecikebiliyor. Önce bu bağlantı sağlayıp sonra GoPro'ya basmam gerekiyordu. Böyle hala amatör takılıyoruz. Bir türlü tam profesyonel olamadık. Tam profesyonel olmaya da gerek yok galiba. Sessizliğe de yenilebilirsiniz. Kocaman bir ülke. Suskun. Sessiz. Dilsiz şeytan olmuş durumda. Sivil itaatsizlik diye Gandhi bir şey öğretmişti. Koskoca Hindistan'a, biz Türkiye'ye sivil itaatsizliği bile öğretemedik. Çok beceriksiz insanlarız. Çok. Çok namert. Sefih bir milletiz. Namert. Alçaklık, düneklik, kahpelik, piçlik karakter olmuş insanların. Tecavüzcü bir gelenekten mi, genetikten mi geliyorsunuz? Moğol musunuz kardeşim? Yok. İtirafçılarmış, yok. İftiranameleri itiraf diye satan İsa Hafalır gibi havakanlarını kaybetmiş, hafızasını kaybetmiş arkadaşlar var. Hitlercilik oynuyorlar. Algı yapıyorlar bir de. Utanma da yok. Kibar kibar sokuyorlar. İnce ince, Yasemin'ce bu kadar nezaketli, eğitimli bir topluluğa terörist diyor. Örgüt diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmiş. Atın hepsini. Attılar zaten. 40 bin kişi. Polis akademisini, polis kolejini kapattılar. Destek veriyor İsa Hafalır. Hangi merkezden
algı yaptığı belli. Yok, inisiyatif kullanmış. Senin inisiyatifini yesinler. Kimi kandırıyorsun ya? Aklınca bizi kandıracak. Terbiyesiz. İyice asaplarım uzmuş. Algı yapıyormuş. Gerizekalı. Hitlercilik yapıyorum demiyor da. Mini mini minnacık Hitlerciklerimiz var böyle. Erdoğan bir Hitlerse İsa Hafalır gibi kaç tane Hitlercik var? Haset çok kötü bir şey. Kafirlikten daha kötü. Kafirin yapmadığı zulmü hasetçiler yapıyor biliyor musunuz? Yani bu kadar olur. Gerçekten. Şok şok şok. Şok oluyor musunuz bilmiyorum da. Şok oluyorsunuz. Dur diye söylüyorum. Aldatıldık, aldatıldık biz yine. Aldatıldık, aldatıldık. Siz de yenilebilirsiniz. Hiç tahmin etmezdiniz ama. Sessizlik hakim. Sedat Peker açıklama yapmış. Onca vecdine değil. Sanki hiçbir şey olmamış. Hırsızlığa, soyguna devam. Yolsuzluğa, sahtekarlığa, hileye, hurdaya, yalana dolana, iftiraya, faşizme, soykırıma devam. Of of. Derin bir of çektim. Dağlar yıkıldı mı? Aldatıldık, aldatıldık. Ey dostlar. Aldattılar bizi. Biz saf, temiz, samimi insanlarız. Aldatan aldatan maşallah. Hançer sokan sokana. Çelme takan takana. Küfür eden edene. Edebimizi, üslubumuzu, terbiyemizi bozmayalım diye uğraşıp duruyoruz. Yani bizim de dilimizi bozdular. Küfür etmeyen insanlara küfür ettiriyorlar. Hayvanlara hakaret ediyoruz ya. Hayvanlar masum. Esfel-i safilin bunların ta kendisi. Aldatıldık, aldatıldık diye de türkü söylüyorlar ya. Sertab Erener mi dinliyorlar, ne yapıyorlar? Allah Allah. Her biri sertap olmuş Eurovision şarkı yarışmasına katılacak sanki. İsa Hafalır Vahdettin Polat diye bir itirafçı çıkartıyor. Adam binlerce kişiyi satmış. 13 bin kişi. Altına imzayı çakmış. Bir tane itirafçı buluyorlar. 13 bin subayı mağdur ediyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. 13 bin. Yok 4 kişiyi ben verdim. 4 kişi yurt dışında zaten de. Bir de yalan söylüyorlar. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ey İsa Falır, ip gibi biliyorsun ki Vahdettin Polat gerçek ismi değil. Ve 8 kişiyi değil. Binlerce kişiyi mağdur eden güya itirafname olan fişleme listelerine imza attı. Hiç işkence de yapmadılar arkadaşa. Onca işkenceye uğrayanlar var. İmza atmayan. Ama bu arkadaş güle oynaya işkence de görmeden binlerce askeri mağdur ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiyerarşiyi bozmuş. Yalancının bir tarafına NATO'nun yaptığı araştırma var. Son 6 yılda ne oluyor bu NATO ordusuna diye araştırma yapmışlar. Disiplin bozukluğu yok. Hiyerarşi bozukluğu yok. Nerede bu sivil imamlar, mahrem imamlar? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üstlerin bile yerine karar verenler yalancının NATO yaptığı araştırmada rapor yayınladı. İstemeye istemeye araştırma yaptı. Yok böyle bir şey. Erdoğan'ın, MIT'in, ÖTÜ'nün, Perinçekçilerin kurduğu fanusta yaşıyorsunuz. Şeytan dünyasında yaşıyorsunuz. Hayal dünyanızda yaşıyorsunuz. Yalanlar içinde, bataklık içinde, boklar içinde yaşıyorsunuz. Vatana ihanet ederek,
milletinize ihanet ederek, Türklüğe, İslam dünyasına, insanlığa hakaret ederek, ihanet ederek boklarınızı kendiniz yiyorsunuz. Ey sahaf alır gibi münferit geçinen dangalaklar. Hitler rejimine dayak olarak piçlik yapıyorsunuz. Bunun adına piçlik deniyor. Zaten mağdur edilmiş gariban insanların psikolojisiyle oynuyorsunuz. Binlerce aile içeride, hapiste, dışarıda, çocukları mağdur, boynu bükük. Sizin fişlemeleriniz yüzünden, meşrulaştırmaya çalıştığınız bu sahtekarlık yüzünden. Hitlercilik meşrulaştırılamaz. Yok böyle bir dünya. Sen nasıl akademisyen oldun Avustralya'da? Nasıl ders verdin? Etik, ahlak öğrenmedin mi? Etik ve ahlak kurulu var üniversitede. İnsan hayatıyla oynuyorsun sen. Seni Hakan Yavuz Hoca başta olmak üzere arkadaşlarımız şikayet edecekler çalıştığın üniversiteye. MIT'in projesini hayata geçirerek insanların hayatlarıyla oynayıp Hitlercilik oynadığın için. Ekonomi doktoran var. Oyunla ilgili oyun oynuyorsun galiba. Game teoriler var. Hitlercilik oyun galiba. Manyak mısın sen kardeşim? Kimi kandırıyorsun? Aldatıldık, aldatıldık, oy oy diye şarkı mı söyleyelim? Manyak herif. Alçak herif. Kalleş. Git kendi hayatını yaşa. Sana ne cemaatten? Sana ne 15 Temmuz'u ortaya çıkartmaya çalışmıyorsun sen? Mağdur edilmiş mazlum milletimin üstünde tepiniyorsun. Erdoğan gibi, MHP gibi, CHP gibi, faşistler, soykırımcılar gibi, askere vesayet rejiminin itleri gibi, masonlar gibi, dinsizler, köpekler gibi, domuzlar gibi tepiniyorsun. Şeytan gibi tepiniyorsun. İnce sesli, nezaketli, yumuşak olman, kibarca sokman bir şey değiştirmiyor. Sokuyorsun. Tecavüz ediyorsun. Sana yumuşak tecavüzcü denir. Yumuşak diken denir Çorum'da. Kışıntı yapar. Isırgan otu gibisin kardeş. Keşke ısırgan otu olsan, şifadır. Sen şifa değilsin. Sen kaşındıran bir ısırgan otusun. Yumuşak dikensin yani. Of of. Sözümüz ulaşmıyor. Adam Clubhouse'a geliyor. İkna etmek için saatlerce uğraşıyoruz. Yine odanın parası diyor. Eski tas, eski hamam devam ediyor. Bir kere MIT'e itirafçı olanlar, MIT'in aleti, aracı olanlar ömür boyu MIT'in köpeği olur. Genel ev sermayesi olur. Daha önce biz PKK itirafçılarından bunu gördük. Bir defa yakanızdan yakaladı mı ömür boyu bırakmazlar. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar bu. Sizden çıkmazsa çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar. Masum insanların üzerine tepinerek, hayatlarıyla oynayarak, günahlara girerek, kul hakkı, cemaat hakkı, yetim hakkı, öksüz hakkı, Allah hakkı, kamu hakkına girerek, Hitlerciliği meşrulaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Çöplüktür bu rejim. Çöplüğün adamları israf alır gibi hocalar. Zerre miktar ahlak yok. Etik yok. Utanma da yok. Hacaret de çekmiyor. Bunlar hacaret de çekmezler. PKK itirafçısı, sonra CİTEM'e çalışmış itirafçı olanlar var daha sonra. Kitap yazanlar var Abdülkadir Aygan gibi. Siz onun kadar bile karaktere sahip değilsiniz. Etkin pişmanlıkmış. Sahtekar bir şekilde itirafçı olmadığı halde kitap yazan, PKK'lılar adına kitap yazan MIT'çiler gördüm ben. Pençekçilerin, MIT'çilerin fişlediği isimleri toplu halde işkenceyle insanlara imzalatan ahlaksızlar gördüm ben.
Siz aynı bokun soyusunuz. Değişik tonları. Hiçbirinizin zerre miktar insanlığı yok. Bir kişi 200 kişiyi, 1000 kişiyi tanıyorum diye altına FETÖ terör örgütü üyesi diye imza çakıyor. Hiçbir ismi tanımıyor. Tanıdığı 3-5 tane isim var. 1000 kişiyi mağdur ediyor. 200 kişiyi mağdur ediyor. Öyle kolay kolay bırakmıyorlar. Hapishaneye alınca güzel okşuyorlar. Job sokuyorlar, işkence yapıyorlar. Karısıyla kızıyla tehdit ediyorlar. Sadece malına mülküne çökmüyorlar. Paran da yoksa, Erdoğan'a verecek haracın da yoksa adamı itirafçı yapıyorlar zorla. İtirafçı olmayanlar var. İşkenceye rağmen davasını satmayan sadık insanlar var. Karakterli insanlar var. Onlar satmadı, sen sattın. Onlar aptal iftiranamelerin altına imzasını çakmadı. Ölürüm atmam imzayı dedi. Cezasını da sadaka olarak gördü. Hapishanede yaptığı yılları da sadaka, günahların temizlenmesi olarak gördü. Verdiğiniz cezaları da yatıyorlar. Ama itirafçı diye bir belgenin altına mitçilerin yazdığı hikayelerin isimlerinin altına imzalarını atmıyorlar. Sizin gibi köpek olmuyorlar bu rejime. Attıkları kemikleri yalamıyorlar. Siz ise köpek bile değilsiniz. Kemik yalıcı, mezar kırıcılarsınız. Bilmiyorum. Lafım çatıyor mu sana İsa Hoca? Sen nasıl çocuklarının yüzüne bakacaksın? Çocukların yarın senin yüzüne nasıl bakacak? Seni nasıl hatırlayacaklar? Hitler rejiminin meşrulaştıran Hinleri ekman olarak görecekler seni. Hiçbir Hitlercinin çocuğu babasıyla, atasıyla, ecdadıyla övünmüyor. İsmini değiştiriyor, soyadını değiştiriyor. Senin çocukların da İsa Hoca soyadını değiştirecek, babasını değiştirecek. Seninle anılmak istemeyecekler. Sen hacaret çekip de belki tövbe istiğfar etmeyebilirsin. Ama senin çocukların tövbe ve istiğfar edecekler. Onlar masum. Sen bu suç şebekesine, bu suç makinesine, bu Hitler soykırım faşizm üzerine biat ederek, onların sırtını okşayarak, onların önüne yatarak sadece orospunun parası önce verilmiş fahişeler alıyorsun. Reza Zarrab demiş. Senin ücretini peşin vermişler galiba. Kariyer mi yapacaksın? İtibar mı kazanacaksın? Fahişelikten kariyer çıkmıyor. Siyasi fahişelikten de kariyer çıkmıyor. Net olarak söyleyeyim de GoPro'dan daha YouTube'a geçmedim. Bu konuşmam sana ve senin gibilere. Hiçbir itirafnameye imza atmayın. Siz terör örgütü üyesi değilsiniz. Yarın MİT yakanızdan yapışmıştır, önünüze çıkartır. Ve sizi tepe tepe kullanır. Devlet kurumlarına alır veya almaz. Alırsa kullanmak için alır. Seni terörist olarak fişlemiş. Sen terörist değilsin. Ondan sonra hizmetten, cemaatten seni atmak istemezler ama sen kendi kendine atmış olursun. Hizmette kimseyi aforoz etmezler ama sana şüphe gözüyle, soru işareti olarak bakarlar. Bir defa satan bir daha satar diye bakarlar. Bir defa döneklik yapan, kalleşlik yapan bir daha yapar diye bakarlar. Kendini temizliğe çıkartamazsın. Temizleyemezsin. Bir ömür tövbe istiğfar edersin, kimseye inandıramazsın. Çok büyük hizmetler yapman lazım. Kendini affettirmek için. İnsanların çoğu da affetmez. Binlerce kişiden, yüzlerce kişiden 3'ü 5'i affederse 90'ı affetmez. 100'ü affetmez. Onlarla öbür tarafta yüzleşirsin. Bu dünyada ailesini dağıttığın, hayatını mahvettiğin, işini kaybetmesine yol açtığın insanlarla yüzleşirsin. Çocuklarıyla yüzleşirsin. Gözyaşlarıyla yüzleşirsin. Bu dramla yüzleşirsin. İtirafçılık yüzleşme değildir. Rezalettir. Bunu sen pazarlayamazsın. İtirafçıları aldanmış fakat dönen masumlar diye gösteremezsin. Onlar bu Hitler rejiminin
kullandığı araçlardır, aletlerdir. Hitler rejimi yıkılır, faşizm yıkılır. Bu günler geçer. Yarın geçmişe dönüp baktığında ne gibi sapıklık yaptığını görürsün, utanırsın belki diye bugün bu videoyu GoPro'dan çekiyorum. YouTube'a da koyacağım. Henüz YouTube'a bağlanamadım. Ama GoPro'ya bağlandım. Farelik yapma. Lağım fareliği. Lağım patladı. Sedat Peker bile uyandı. Sen uyanmadın daha. Lağım fareleri olmayın. Lağım faresi olursanız hep lağımda yaşarsınız. Hep bataklıkta boklar içinde yaşarsınız. Farelikten kurtulamazsın. Bir defa o kara leke çalındı mı itirafçı olarak, yok etkin pişman olarak hayatım boyunca davasını satmış, vefasız, sadakatsiz, namert, karaktersiz, omurgasız bir kişilik olarak, kişiliksiz olarak yaşarsın. Ve o karaktersizliğin ömür boyu seni takip eder. Ne yaparsan yap. İstediğin kadar kitap yaz. İstediğin kadar makale yaz. İstediğin tatili kazan. İster milletvekili ol, ister bakan ol. İster cumhurbaşkanı ol. Fark etmez. Senin alnına namert çilesiz yazılır. Piç yazılır. Anneni babanı bundan azat ediyorum ama sen kimin çocuğusun? Bir bak bakalım kendine. Acaba hangi orospu çocukluğu yaptığının farkında mısın? Hangi piçliğe evet dediğinin farkında mısın? Kimleri aldattığının farkında mısın? O gözyaşlarının hesabını verebilir misin? Fişlenen insanlar mağdurdur. Sen mağdurların hakkını savunacağına, MIT'in kullandığı itirafçıların beyanlarıyla, iftiralarıyla gündem oluşturmaya, algı yapmaya çalışıyorsun. Hitlercilik oynuyorsun. Oyun çalışmış doktorasında. Oyun oynuyorsun. Hayat tiyatrodur ama geyim değildir. Bu oyunda, güç savaşında sen Firavun'un, Süfyan'ın, Deccal'ın yanındasın. Müslümanların yanında değilsin. İnsanlığın yanında değilsin. Etik ve ahlakın yanında değilsin. Vicdanın yanında değilsin. Bunu anlaman için bu videoyu çekiyorum. İnşallah anlarsın. Türkçem de fena değildir. Net anlatıyorum. Direkt anlatıyorum. Bir doktora gözük. Psikiyatriste, psikoloğa falan git. Saplantılı düşmanlık, hasetçilik, kincilik diye bir günah, suç var. Bir rahatsızlık var. Obsession, saplantılı. Senin düşmanlığın, kinin, hasetin bir yerde takılmış kalmış. Orada yaşıyorsun sen. Bozuk plak gibi. Evet, takıldığın şeyler ayağı seni cehenneme götürür. Biri küçük şeylere takılıp da batma diyor. Bir zaman sayıkmıştı İhsanlılar'da. Hayrola Hanım, Salih Işıraç'ta arkadaşlar. Bu 24 dakikalık yayın inşallah 24 saat dinleyeceğim bir yayın olur. 24 saat dinle bunu. Tekrar döndür.